Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Emre Kongar. Şahsım Devleti Nasıl Çöküyor 2. Ekonomi. 24 Mayıs 2024 Cuma. Şahsım Devleti Nasıl Çöküyor 2. Ekonomi. Faşist bir ceza hukuku maddesi olarak etki ajanı önerisi olağanüstü hal ilanından bile geniş ve sert önlemleri içeren, seferberlik ilanı hakkını şahsa tanıyan yeni kararname, asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmama kararı, milli eğitim fonksiyonlarının bazılarının tarikatlara ve diyanet işleri başkanlığına terk edilmesi, sokak hayvanlarını katletme önerisi, mevduat faizlerinin %50'ye yükseltilmesi ve bu oranda sabit tutulması kararı, bütün bunlar gittikçe taban ve destek kaybeden otoriter bir iktidarın, Şahsım devleti rejiminin çöküş belirtileri. Şahsım rejiminin çöküşünün emniyet güçlerindeki ve yargı mekanizmasındaki görüntülerini dün, son olaylar ve bu sürecin belgelerini yayımlayan kitaplar bağlamında anlatmaya çalışmıştım. Bugün sıra ekonomik çöküşün görüntülerinde. Yıl 2002, Aralık ayı, Erdoğan AK Parti yönetimi iktidara gelmiş. Bir Amerika Birleşik Devletleri doları bir Türk lirası 37 kuruş. Yıl 2024, Mayıs ayı, aradan 22 yıl geçmiş, Erdoğan AK Parti yönetimi hala iktidarda. 1 Bir Amerika Birleşik Devletleri doları 32 Türk lirası 22 kuruş. Amerika Birleşik Devletleri doları 23,5 misli değerlenmiş. Bir başka deyişle, Türk lirası 23,5 kat değer kaybetmiş. Yıl 2003, Erdoğan AK Parti yönetimi iktidara gelmiş. Enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu'na göre %18,4. 2024 yılı Mayıs ayı, aradan 22 yıl geçmiş, Erdoğan Ak Parti yönetimi hala iktidarda. 2024 yılı ortasında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumuna göre %69,8. 2024 yılı ortasında enflasyon oranı Ekonomik Araştırmalar Grubuna göre %124,3. Sonuç olarak enflasyon oranı Ekonomik Araştırmalar Grubuna göre 6,7 misli, Türkiye İstatistik Kurumuna göre 3,8 misli artmış. Bu iktidar ülkeyi kalkındırmak yerine kendi oligarşisini zengin etmeyi hedeflediğinden dolayı Türkiye'nin refahı için gerekli olan bütün iç ve dış tasarruf, borç ve yatırım kaynaklarını tüketti ama üretimi artırmadığı gibi üretim kapasitesini ve verimliliğini de düşürdü. Bu süreç sırasında geniş halk kitleleri, orta sınıf ve özellikle de dar ve sabit gelirli emekçiler yoksullaştırıldı ve onlardan alınan para oligarşinin yani iktidar yandaşlarının cebine aktarıldı. İktidar 22 yıl boyunca benim hesaplamalarıma göre ülkenin yaklaşık 4 trilyon Amerika Birleşik Devletleri doları dolayındaki tüm gelirini ve bir miktar servetini kendi oligarşisine nakletti. Ama yeniden üretim için yatırım yapmadığından ve üretim yapacak olan fabrikaları satıp tarım alanlarını da daralttığından sonunda iflas etti. Mehmet Şimşek aracılığıyla izlenmeye çalışılan ortodoks politikalar, yani klasik krizden çıkış modeli, iç ve özellikle dış kaynaklardan doğrudan sermaye ve veya borç bulmak için güven tesis etmeye yönelik ama bu hedefin de bu güven ve adalet eksikliği ortamında gerçekleştirilmesi pek olanaklı değil. Özetle şahsım rejimi, devleti iflas ettirdi ve bu iflastan pek kurtarabilecek gibi de görünmüyor. Öyle bir rejim ki, halkının güvenliğini, toplumun adaletini, ülkenin üretimini ve refahını sağlayamıyor. Sizce ne kadar devam edebilir? Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.